Diyarbakır'ın aleyhindeki yaptıkları bu çalışmalar veya davalar ve neyse bu bugün değildir. Bu Şeyh Said'in devamıdır, Seyyid Rıza'nın devamıdır, Kadı Muhammed'in devamıdır, Şeyh Ubeydullah'ın devamıdır ve bizim de o neslin çocukları olduğumuzdan dolayı biliyorlar ki Nasır Şeyh Said onlara boyun eğmedi, itaat etmedi. Seyyid Rıza etmedi, Kadı Muhammed etmedi, Şeyh Ubeydullah-ı Nehri etmedi ve Simko etmedi, etmedi, etmediler çok. Nasıl o Şervan-ı Azadi, Şervan-ı Azadi'ye onlara itaat etmediyse biliyorlar ki biz de o kervanın devamıyız. Onun için bizden korkuyorlar. Aslında dizleri çözülmüş. Gerçekten yani biz ne yapmışız ya? Allah rıza, ben şeyde de söyledim. Biz bir dalın yaprağını bile koparmamışız. Bize terörist yaftası yapıştı. İşte bunun nedeni biz itaat etmediğimizden dolayı ve doğruları söylediğimizden dolayı onların da tüm inançları, dinleri, her şeyleri yalan üzerine kurduklarından dolayı, o sarayları yıkılacağından korktuklarından dolayı bize karşı bu kadar barbarca ve insanlık dışı. Her platformda söylüyorum. Mesela Ensar Vakfı. Mesela. Yani daha artabilirim. Bunlar her türlü çirkefi yaptılar ya. Aleyhlerinde bir dava değil, mukafat milyonlarca lira ve dolar mukafat verdi. Neden bizim üzerimize geliyorlar değil mi? Yani bizim üzerimize gelmelerinin nedeni birincisi o Tayyip'in veya fark etmez yani zihniyetin tek dil, tek millet, tek devlet, tek gibi tek mezhep, hatta ona da gitti biliyorsunuz söyledi. Bu Allah'ı inkar etmektir. Biz bunu söylediğimizden dolayı işte bizden korkuyor. Mesela ayet-i celil diyor. Diller ve min ayatihi estaizu billahi ve min ayatihi halqu's semawati vel ardı ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum. Allah'ın ayet-i vahdaniyet alametlerinden birisi yerin ve göğün yaratılışı. İkincisi nedir? Dillerinizin ve renklerinizin değişikliği de Allah'ın ayetidir. Evet. Sen kalkıp tek dil dediğin zaman Allah'ı inkar etmiş oluyorsun. Bak iki nedenle bizim üzerimize özellikle gelmeyi hedef almışlar bizi. Sanıyorlar ki bizi artık teslim edeceğiz. Çünkü her grubun, her şeyin üzerine gittiler. Kimseden sada çıkmadı, ses çıkmadı. Ama biz teslim olmayacağız. Bak ilan ediyorum onlara. Bakın Allah şahittir. Allah'ın biz Kur'an'ın gerçeklerini ve insanlara yaptıkları yanlışlıkları, onların dini Allah'ın dini olmadığını, Kur'an'dan koparıldığını ve siyasal bir İslam, biz Allah'ın dini kabul etmiyoruz. Mesela bugün IŞİD'dir, El-Kaide'dir, El-Nusra'dır ve Ensar'dır, sayayım daha, Cübbeli'dir, bilmem nelerdir bunlar. İslam değil, bunlar onların tekeline hizmet, onların sarayına bir takım katkıda bulunmak için kurulmuş olan bazı aparatlardır. Onun için bizim üzerimize gelmelerinin nedeni biz buna alet olmamışız. Bir, İslamiyet'in gerçeği anlatıyoruz. İkincisi de Kürt oluşumuzdur. Ve burada en fazla hınç aldıkları konu cemaatimize Kürtçe hutbe okumak. Bakın ben bunu defalarca söylemişim. Ben hiçbir dile karşı değilim. İngilizce olsun, Fransızca olsun, hatta dedim İskandinav ülkelerinden herhangi dil ne olursa olsun hutbe okumak güzel bir şeydir. Bak ben İskandinav ülkelerinde hutbe okuyordum. 3 dilden hutbe okuyorum. İmkanımız halkımızdır. Bakın ben bir emekli memurum. Hele bu sıkıntılı ortamda
Gerçekten hepimiz ekonomik sıkıntıyı çekiyoruz. Biz siz de biliyorsunuz. Allah şahittir ben sürekli derneğime ayda bir miktar maaşımdan kesip veriyorum. Halk size de. Halk verecek. Halk da verecek. Ben söylediğim zaman ben diyorum ki ben veriyorum siz de verin. Onlar da verir. Ama mesela bizim buradaki derneğe hizmet eden Allah şahittir ekmekleri bile ya evlerinden getiriyorlar ya kendi cebinden bir şey alıp da burada yiyebiliyorlar. Çıkmak zorunda. Neden? Çünkü biz dinine hizmet ediyoruz. Dünyanın kiliseye kim sahip çıkıyor? Soruyorum, sinagoga kim sahip çıkıyor? Değil mi? Söylemeye şey ediyorum da nasıl saraya sahip çıkıyorlarsa bizim halkımız da bize sahip çıkacaklar. Kısacası yani. Değil mi yani? Bunun için yani bunlar tek dil, tek millet bu terennidir. Dinde, vicdanda, demokraside, akl-i selimde, ahlakta hiçbir doktrin ve felsefede yeri yoktur. Biz sürekli, ben demin ne söyledim? Kefenimizi ağzımıza koymuşuz, yola çıkmışız. Kefen giyerek gelmişiz. Her şey olabilir. Saldırı da olabilir, suikast da olabilir, her şey olabilir. Buna rağmen biz, yani bir insan bir sefer dünyaya gelir. Bir sefer o şerefi kazanabilir. Bir sefer Allah'ın rızasını kazanabilir. Biz vazgeçsek bu faşist ve diktatörlerin tekeline hizmet mi edelim? Değil mi yani? Biz bunu yani hiçbir tereddüdümüz yok. Ben zulme karşıyım, Allah karşıdır, Kur'an karşıdır, İncil karşıdır, Tevrat karşıdır, Zebur karşıdır, demokrasi karşıdır, tüm akl-i selim her şey karşıdır. Ben de karşıyım. Bunu söylüyorum ben bir suç değil. Doğru olan budur. Şu anda o zalimlerden de sorsanız onlar da hakkı ağızlarına dolatacaklar ve kirletecekler hakkı bile o şeyler. Değil mi yani? Yani biz bu, yani bunu sanmasınlar ki biz bıraktık. Bakın cemaatim ne diyor? Diyor ben tahtanın üzerinde namaz kılacağım ta ki siz camiye açıncaya kadar. Kalk bu ruhi psikolojisinin altında kendi mesuliyetini yerine getirme. Hadi getirme. İnsan isen, Müslüman isen, vicdanlı isen, yani ne olursan ol, bunu yapmak zorundasın. Neden camiden kovdunuz? Ben bunu mahkemede de söyledim. Bunu mahkeme başkanı şu anda Adalet Bakanlığı'nın bilmem neresine gitti, biliyorsunuz değil mi? İşte ben ona da söyledim. Biz bunu diyoruz yani. Söyleyeceğiz, haykıracağız, ne olursa olsun. Ha ceza verirlerse ceza verebilirler. Ha, nasıl camimizi hiçbir gerekçe olmayan, hukuki gerekçesi olmayan, gerçekten de akl-i selim hiçbir şeyle ifa edebilecek bir şey değildi. Geldiler özel mülkiyeti mühürlediler. Daha buna ne diyeceğiz?